Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise çalıştık. Elbisemizin roba kısmını motiflerden oluşturduk. 6 tane motifimizi ördük ve birbirlerine diktik motifimizi. Daha sonrasında altını ve üstünü örerek tamamladıktan sonra etek kısmını örmeye başladık. Bu robamızı Örgü olarak etek kısmını örmeden kumaşlarla ya da tüller, dantellerle de yapabiliriz. Sadece robayı örgü olarak kullanıp alt kısmı ile kumaşla çalışabilirsiniz. Evet, daha sonrasında eteğimizi örüp tamamladıktan sonra askılarımızı ördük ve düğmelerimizi diktikten sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Elbisemizi daha büyük örmek istiyorsanız bakınız şuradaki motiflerimizin sayısını daha fazla olarak çalışabilirsiniz motiflerimizin ölçüsüne bakmak istiyorum. Bakınız 22 santim. Her bir motifim kaç santim? Her bir motifim 7 santim. Şöyle tuttuğumuzda, bakınız diğeri de bitiyor. Tam 7 santim. Ee, dilediğiniz motif sayısı genişliğimizi sağlayacaktır. Şöyle baktığımız zaman ise uzunluğumuza elbisemizin 35 santimde elbisemizin uzunluğu askı boyundan itibaren ölçüyorum. Bakınız 36 santim. Evet, sizler dilediğiniz kadar geniş örüp, zaten e, gövdesine çocuğumuzun ayarlayacağınız için motif sayısını eteğimizde ona göre ilmek sayılarını alarak e, aşağıya doğru büyüyecektir. Ama kumaş olarak da örmek isterseniz şu kısma renkli olan kısma buradaki çalışmamız gibi bir çalışma yapıp daha şöyle yumuşak bir geçiş sağlayabiliriz. Bu şekilde kalmasa çok hoş olmaz. Yine kumaş olarak bile çalışsak üstteki askı kısmı yine aynı çalışalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemiz örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemin etek kısmını örmek için şöyle güzel bir krem rengi ip kullanmak istiyorum. İpimin markası Nako'nun Elite Baby ipi. Çok tatlı güzel bir kremi var. Diğer e, roba kısmı için ise Alize'nin ipini kullanıyorum. Evimde olan iplerim Alize'nin Happy Baby'si. Üst kısımda robada bu rengimizi kullanacağız. Altta ise diğer krem rengiyle güzel bir kombin oluşmasını sağlayacağız. Ve iki buçuk numaralı da tığımızı kullanacağız. Evet hemen motifimizi örmeye başlayalım. Motifimi örmek için 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra birinci zincirimin içerisine geliyorum ve yuvamı kuruyorum. 1, 2, 3, 4. Yuvamızı battıktan sonra bakın şu şekilde yuvamızı hazırladıktan sonra 4 tane zincirimizi çekelim. Ve tığımızın başını dolayarak buradaki yuvarlağımızın içerisine girip bir tane ikili trabzanımızı örelim. Tekrar bir zincir çekelim. Yine aynı yuvanın içerisine girerek bir trabzan daha örelim. Bir zincir bir trabzan şeklinde toplamda 12 trabzan olana kadar örelim. Şimdi bakınız trabzanları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hep aynı yuvanın içerisindeyim. Trabzanımı örüyorum. Bir zincir, bir tane trabzan, tekrar zincirimi çekiyorum. Bir zincir ve trabzanımız. Zincirimi çektim ve trabzanımı. Bir zincir, bir trabzan. Toplamda 12 olana kadar bu şekilde devam edelim. Bir sayalım: 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 11'i örüyorum bir zincir çekiyorum ve 12. trabzanımı da örüyorum. 12 tane trabzanımı burada ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve 4 zincir olarak başlattığımız ilk trabzanımızın 3. zincirinin içerisine giriyoruz. İlla sayıp da 3'ün denk getirmesini ya da denk gelmesini sağlamak için uğraşmayın. Göz kararı en üstte yakın bir yere gelerek batıp şu şekilde geçişimizi yapalım. Ve ilk bir zincir çektiğimiz yere tığımızın başını girdirelim. İpimizi aradan alalım. Sadece geçişimizi yapıp kendimizi bir zincirin içerisine ilmeğimizi kaydırdık. Bakınız. Ve burada 3 tane zincirimizi çekelim. 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. İki tane trabzan ördüm bir zincirimizin içerisine. Şimdi bir ve iki tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın içerisine giriyorum bir ve iki. İki tane trabzanım ördüm. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bütün bir zincirlerimizin içerisine iki trabzan, aralara ise ikişer zincirimizi çekerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Şöyle görelim. 2 trabzan 2 zincir. 2 trabzan 2 zincir ve başlangıç noktasında görüşelim. Başlangıç noktamıza kadar geldim. 2 tane de zincirimi çektim. Şimdi 3 tane zincir ördüm. Trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Ve tam bir yuvarlak haline motifimin orta kısmını getiriyorum. Şimdi ikinci trabzanımızın üzerine de tığımızın başını takalım. İpimizi alalım. Tekrar diğer ilmeğin içerisinden şu şekilde geçirip bakınız ilmeğimizi kaydırıyoruz. Yine araya aynı şekilde tığımın başını girdiriyorum. ipimi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bakınız sanki hiç örmemiş gibi yani ilmeğimizi kaydırıp akıtmamışız gibi bakınız hiç belli değil. Gayet hoş bir şekilde geçişimizi yaptık. Şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra yanına iki trabzan daha ilave ediyorum. Toplamda 3 tane trabzanımız oluyor. Bir tane zincirimizi çekip tekrar 3 trabzan daha örüyorum. 1, 2 ve 3. Köşe, köşelerimizi üçer trabzan bir zincir olarak örüyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tekrar bir zincir çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2. Bakınız köşemizi yaptıktan sonra köşemizi 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak ördük. 1 zinciri çekip hemen e, aynı alttaki 2 zincirin içerisine gelerek şöyle 2 trabzanımızı ördüm. Ve tekrar devam ettik. 1 zincir ve 2 trabzan. Şimdi 1 tane zincirimi çekiyorum. Diğer köşemizi ayarlıyorum. Hemen batıyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincir. Bu sıramızda bütün zincirleri 1 olarak çekiyoruz. Tekrar 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir zincirimi tekrar çekiyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir sonraki zincirin içerisine iki tane trabzan bakınız modelimiz çok çok kolay bir model bir zincirimi çekiyorum hemen burasını köşe olarak kullanıyorum ve örmeye başlıyorum 2 3 bir tane zincir tekrar 3 trabzan 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum 1 ve 2 tekrar bir tane zincirimi çekiyorum ve ondan öncesinde şöyle bakalım bakınız köşelerimizde 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan tekrar köşemize geliyoruz 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan ve bu şekilde devam ediyoruz Motifimizin kenarlarını üçer trabzan bir zincir olarak ördük. Ara kısımlara ise iki trabzan bir zincir olarak dört köşemizi de tamamladık. Şimdi birleştirme işlemini yapıyoruz. 3 tane zincir çekerek başladığımız yerin bakınız 1 2 ve 3. zincirin üzerine gelerek şu şekilde sadece geçişli olarak batıyoruz. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk trabzanımın üzerine 2 zinciri çektim. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine örer gibi batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Örmüyorum bakınız. Diğer trabzanım için tığımın başını doluyorum. Üçüncü trabzanımdayım. Örer gibi battım bakınız. Tek seferde kapadım. Şimdi 3 tane trabzanımızın ilkinde 2 zincir çektik. Diğerlerinde ise tek seferde başını doladığımız tığımızı çektik. Yani birer birer örmedik. Tek seferde kapadık. Şimdi bir zincir çektiğim yere geliyorum. Bir defa ördüm. Köşe olduğu için burayı bir daha başını doluyorum. Aynı yere giriyorum ve çekip kapatıyorum. Sonrasında hemen 3 trabzanımız geliyor. Her trabzana bir tane batıyorum ve tek seferde kapatıyorum. İkinciye batıyorum. Tek seferde 3. trabzanım için de aynı işlemimi yapıyorum. Ve arada bir tane zincirim vardı. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İki trabzanımızın ikisine de ayrı ayrı birer defa giriyorum. Bir. Kapatıyorum. Tekrar ikinciye giriyorum. Çekiyorum. Aradaki zincirime bir defa batıyorum. Ve bu şekilde bütün köşelerimizi tamamlıyoruz. Her yere yani Zincirlerimizin içerisine ve trabzanlarımızın üzerine birer defa başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Sadece köşelerimizin dördünde ikişer defa çekiyoruz. Birinci köşemizi ördük. Diğerlerini de aynı şekilde örerek tamamlayalım. Evet motifimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi en son trabzanımızı çektikten sonra iki zincir çekerek başladığım yerin tepesine geliyorum. Sadece ilmeğin bakınız şu şekilde tepeye batıyorum. Sadece ipimi geçiriyorum. bir tane de zincir çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz ipimizi hemen ardına gizleyelim. Motiflerimizin hepsini bitirdikten sonra birleştirme işlemini yapıyoruz. Ben iğne ile dikmek istiyorum. Dilerseniz tığ ile de birbirlerine karşılıklı olarak batma işlemi yapabilirsiniz. Motiflerimizi dilerseniz tamamını bittikten sonra dilerseniz ördükçe nasıl kolayınıza gelirse dikebilirsiniz. Ben hemen gösterme amaçlı bir tanesini sizlerle dikmek istiyorum. Şöyle tam ortadan bakınız ikisini birbirine tuttum. Tam ortadan. 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olan yerin orta kısmına girdim arkaya bir tane düğümüm atmıştım diğer tarafın tam ortasından dış taraftaki kısımdan alıyorum ve başlatıyorum bakınız şu şekilde başlattım ve birbirlerinin karşılığına gelecek şekilde dikmeye başlayalım elinizde çok daha rahat dikeceksiniz Bakınız buradan dıştan alıyorum. Diğer tarafta dıştan alıyorum. Ve dikiyorum. Dıştan alıyorum. Diğer tarafta dıştan. Çok asılmadan bir de potlukta bırakmayalım. Her bir trabzanımızı üzerindeki bölümlerimizi bakın şu şekilde düzgün bir şekilde dikerek tamamlayalım gayet güzel olmakta her birer, birer dikiyorum ve motifimizin sonuna kadar dikerek tamamlayalım elime alıp dikip tamamladım bakınız gayet güzel oldu şu şekilde elime aldığım zaman daha rahat dikmekteyim Evet bütün motiflerimizi ördükçe birleştirerek en son kapatma yerine kadar birbirlerine birleştirerek büyütelim. Tabii kaç yaş grubu için öreceksek o kadar motifimizi uzatmamız gerekmekte. Motiflerimi örerek hazırladım ve birbirine diktim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane motifimi kullandım. Şimdi motifim benim öreceğim gövde için gayet güzel bir ölçüde yeterli. Sizlerle ölçümüzü kıyaslamak için hemen bakalım. 23 santim daha büyük ölçüde örmek istiyorsanız bir tane daha motif ya da iki tane ne kadar ihtiyaç varsa ona göre eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi motifimizin üzerini önce örelim. Robamızın üst kısmını sonra alt kısmını örelim ve eteğimize başlayalım. Üst kısmı için çalışmaya başlıyorum. Önce ayarlamamı yaptım. Tam birleştirme noktam her ikisi eşit olacak şekilde ayarladım. Burası elbisemizin ön kısmı bir tane zincir çekerek örmeye başlıyorum şimdi trabzanlarımızı çıkarak öreceğiz birleştirme yerinden hemen bir önceki yere gelerek batıyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen yanındaki birleştirdiğim yere gelerek batıyorum ikinci bir trabzanımı örüyorum bir sonraki yere üçüncü trabzanımı örüyorum ve bu sırayı tamamen trabzanlarımızı örerek ilerletiyoruz. Aynen başladığımız yer denk gelene kadar eşitlik sağlanana kadar trabzanımızı örelim. Çok güzel ve çok zevkli. Umarım beğenirsiniz. Diğer trabzana geçiyorum. Şöyle bakınız arada kalabilir. Hiç problem değil. Dikişimizin olduğu yeri batmayalım. Direkt motifimizin üzerine örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadım. Bakınız buradan başladım. Motifimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı ördüm. Dikişimizin denk geldiği yerde dikişin olduğu yere girmeden yine örmeye devam ettim. Birer birer bütün trabzanlarımızı örelim. Burada eşit olarak şöyle ayarladığımız yere şöyle gelince yani tam dikişimizin olduğu yeri bir tane geçelim diğer tarafa ve tamamlayalım şimdi ilerlemeye devam edelim Evet motiflerimizin üzerine trabzanlarımız ördüm diğer tarafa da geçtim bir tane trabzan da buraya ördükten sonra şimdi ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doladıktan sonra sıradaki trabzana batmıyorum bir sonraki trabzanıma batarak ikili trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sonra geri dönüyorum. Atladığımın üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve ilerliyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Atladığımı tekrar geri dönüyorum. Trabzanlarımızı çapraz bir şekilde örmeye devam edelim. Burada karıştırabileceğimiz en önemli dikkat etmemiz gereken noktamız Bakınız buradaki örmüş olduğumuz trabzan sırasına girmiyoruz. Şöyle örülmemiş gibi görülse de ilk önce atlayarak ördüğümüz yer orası. Buna dikkat edelim. Gerisini aynı örüyoruz. Bakın atlamamız gereken sıra burası. Ve bir sonrakine batıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Atladığım yere geliyorum. Bakınız hepsini birer birer ördük. Tekrar tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve atladığım trabzanımı tekrar dönerek örüyorum tığımızın başını dolayalım bir tane atlayalım diğer trabzanımıza batalım tekrar tığımızın başını dolayarak atladığımız trabzanımızı örelim tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum tekrar atladığıma dönerek örüyorum ve bu şekilde bütün trabzanlarımızı çapraz bir şekilde örüp sıranın sonunda görüşelim. Trabzanlarımızın tamamını çapraz olarak ördüm ve en son trabzanımızın olduğu yerdeyim. Şimdi örgümüzü elimize alıyoruz. Bir tane zincirden oluşan trabzanımızın tepesine yine batarak trabzanımızı örüyoruz ve 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bu sıramızda ise aynı şekilde bütün trabzanları birer birer örüyoruz. Hepsini tepesine batıyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Bir sıra düz bir sıra çapraz ördük bakınız. Her sıramızı yani her trabzanımızın üzerine bir tane trabzanımızı örelim. Sıramızı tamamladık düz örerek geldim. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum ve atladığıma geri dönüyorum tıpkı bir önceki sıramızda yaptığımız gibi bir tane atlıyorum diğerine batıyorum atladığıma geri dönerek örüyorum çapraz örgümüzü örelim bir atlayıp diğerine batalım ve sıramızı tamamlayalım çapraz örgülerimizi örerek son sıramıza geldim ve 3 tane zincirimi diğer yönde çektim şimdi örmeye başlıyorum İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir defa çekiyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Bir defa çekiyorum ve ikisini birlikte örerek içeriye doğru daraltmış oluyorum. Ve diğer trabzanlarımda herhangi bir işlem yapmadan düz bir şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıramızın sonuna doğru geldim. Son iki tane trabzanımız kaldı. Tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum. En son trabzanımı yine bir defa alıyorum. Hepsini aynı anda alarak bu kısmı da daraltmış oluyorum. Hem sağ taraftan hem sol taraftan içe doğru daraltma işlemimizi yaptık. Şimdi bir üst sıramızı örelim. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın sıradaki şurada görmüş olduğumuz trabzanımız. Bu trabzanımızı atlıyoruz. Bir sonraki trabzanımızı da atlıyoruz ve diğer trabzanımıza gelerek batıyoruz. Trabzanımızı ördükten sonra bakınız iki tane atlamıştık. Atladığımızın yakınındaki bölüme gelerek batıyorum. Ve diğerine daralmış oluyorum. Şöyle görelim. Ve diğerlerini aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıradakini atlıyoruz. Bir sonraki sıraya atladığımıza geri dönüyoruz. Ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna çaprazlarımızı örerek geldim. Bakınız bir tane trabzanımızı atlıyoruz. İkisini bir önceki sıramızda daraltmıştık. Direkt zincirimizin üzerine geçerek batıyoruz. Ve trabzanımı örüyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Şöyle bakalım. Evet elbisemizin ön kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi arkaya da aynı şekilde örmeye başlayacağız. Birlikte başlayalım arkamızı da örmeye. Burada bir tane zincir çekmiştik. İpimizi keselim ve içeriye alalım. Sıkıştıralım. Evet şimdi arkamızı da çevirip diğer işlemimizle birlikte yapalım. Yine aynı şekilde Motiflerimizin hemen dışından birer trabzanımızı alalım. Geri kalan trabzanlarımızın üzerine yine trabzanlarımızı örelim. Bir sıra trabzan, bir sıra çapraz örgü, bir sıra trabzan, çapraz örgü şekliyle devam edeceğiz. En son çapraz örgümüzü de tamamlayacağız. Şimdi trabzanlarımızı birlikte kuralım. Diğer kalan kısmını siz tamamlayın, ben tamamlayayım, görüşelim. Öncesinde kolumuzun şu kısmı rahat olması için sadece bir tane bu kısımdan trabzanımızı alıyoruz batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra karşı tarafa geçiyorum ve birer birer zaten yerleri belli her bir trabzanım üzerine birer tane trabzanlarımı örüyorum ikili trabzan şekliyle dikişimizin olduğu yere batmıyoruz. Tam dikişimizin olduğu noktadayız. Batmadan karşı tarafa geçiyorum. Hemen ilk trabzanını örüyorum. İlk sırada trabzanımı örerek tamamladım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer kısımda yapmış olduğumuz gibi çalışmamıza başlıyoruz. Birinci trabzanımı atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Ve atladığıma geri dönerek bir trabzan daha örüyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Atladığıma dönüyorum. ve Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Tıpkı buradaki kurduğumuz kurulum üzerine devam edelim önümüzü ve arkamızı üst kısmını tamamladık. Şimdi bel kısmına çalışmaya başlayalım. Yandan örelim. Şöyle çeviriyorum bakınız. Sol tarafa doğru ilerliyorum. Arkadan başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane geri geliyorum. Bu sırayı tamamen çapraz olarak öreceğiz. Onun için önce zincirimi çektim. Sonra bir sonraki trabzan'a girerek çapraz örgümü gerçekleştirdim ve bir tane atlıyorum diğerine batıyorum atladığımı geri dönüyorum ve tekrar bir tane atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum atladığımı dönerek örüyorum bir tane atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Geriye dönüyorum. Çapraz örgülerimi bu şekilde birer birer örüyorum. Şöyle görelim. Sıramızın başlangıç yerine kadar bütün etrafını aynı şekilde dolaşalım ve gelelim. En son trabzanımızı ördükten sonra birleşme noktamıza gelelim. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra artık bu ipimi koparıyorum. Dediğim için krem rengi ipimi bağlıyorum ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Arkasından başlayalım. İpimizi kopardığımız yerin biraz ilerisine geçelim. İpler üst üste yığılmasın. Şöyle altını alıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımın üzerine batıyorum. Sırasıyla trabzanlarımı örüyorum. 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm. Zincirimizle birlikte 5. trabzanımın yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. 5 trabzan ördüm. Bakın 5.yi çift olarak ördüm. Ve tekrar 1 diye başlıyorum. 1-2-3-4-5 5 tane trabzanımızı ördük. Burada ördüğümüz gibi bakınız 2 4 5. çift olarak görüyoruz. Tekrar bakın 2 4 5. yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum ve burada belimizde bir tane artışımızı gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5. trabzanımıza bir daha batıyorum ve çift olarak örüyorum. Bu şekilde 4 tane tek 5. çift olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. 1. sıramızı ördüm. 4 tane tek 5. çift, 4 tek 5. çift olarak 1. sıramızı ördük ve arkayı çeviriyorum. 2. sıramıza başlıyoruz. Zincirimizden olan trabzanımızın üzerine şu şekilde batalım ve çıkalım. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Birinci trabzanın zincirimiz 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Bir tanesi zincir, 5 tanesi trabzan. 7. trabzanımızı yandan giriyoruz. Kabartılı olarak örüyoruz. Tekrar 6 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra 7. trabzanımızı ana gövdeden giriyorum ve örüyorum tekrar 6 tane trabzanımızı örelim 1 2 3 4 5 ve 6 7. trabzanımızı ana gövdeden alarak dışarıya doğru kabartalım. Ve bu şekilde 6 tane trabzanımızı düz 7. yandan girerek kabartalım ve başlangıç noktasında görüşelim. 6 trabzanımızı düz ördük 7. trabzanımızı kabartma şeklinde ördük 6 düz 7.si yandan girerek kabarttık ve şimdiki öreceğimiz sırada bu düz olarak ördüğümüz trabzanlarımızı birer tane artıracağız her grubumuzu bir tane artırarak 6 olan trabzan sayısını 7'ye çıkarıyoruz en son bakınız zincirimin yanındaki trabzanımı kabartı olarak ördüm ve tamamladım şimdi geçişimi yapıyorum İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimi çekiyorum. İlk artışımı dibine batarak oluşturuyorum. 2. Aynı yere bakınız. Başlangıcın birinci trabzanına batıyoruz. 2. Hemen yanındakine batıyorum. 3. Diğer trabzanımı örüyorum. 4. 5. 6. 7. 6 olan trabzan sayımız 7'ye çıktı. Şimdi kabartılı olan trabzanımı yandan alıyorum. Ve her kabartılar arası kendisi içerisinde bir bölüm. Bir kabartıdan diğer kabartıya kadar hepsinin aynı olması gerekmekte. altışar trabzanımız vardı. Şimdi 7 trabzanımız. Hemen ikinci kabartımıza başlıyoruz. Burada da artışımızı yapıyoruz. Birinci trabzanımı örüyorum. Hemen dibine bir tane daha batıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımız ördük. Bakınız kabartı olarak ördüm. Trabzanımı yandan girerek örüyorum ve iki kabartın arasında 7 trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. Şimdi 3. grubumuzu da yapalım. Her grup kendi arasında ayrılıyordu. Birinci trabzanıma batıyorum. Hemen dibine ikinci trabzanımı örerek artışımı gerçekleştiriyorum. Diğerlerini ise birer birer örüyorum. 3 4 5 6 6 yeniden örmek istiyorum. 6 ve 7 Yine kabartılı olan bölümümüze geldik. Evet. Krem renginde üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Artışımızı birden yaptık. Yavaş yavaş olmasın diye belimizden şöyle genişçe bir iniş istiyoruz aşağıya doğru. O yüzden artışımızı hemen gerçekleştirdik. 6 olarak trabzanımızı daha fazla örmedik. Hemen 7'ye çıktık. Şimdi sıramızın başına kadar örerek gelelim. 6 olan aradaki trabzan sayımızı 7'ye artırdık. Her bir grubun içerisinde birer artışımızı yaptırdık. 7 kabartı, 7 kabartı, 7, 7, 7 şeklinde devam ettirdik. Şimdi öreceğimiz bu sıramızda herhangi bir artış yapmayalım. 7 tane trabzanımız, 1 kabartılı trabzanımız, 7 tane trabzanımız, 1 kabartılı trabzanımız şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi 4. sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. Birebir trabzanlarımızı örüyoruz. Geçişimi yaptım. 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 7 tane düz trabzanımı ördükten sonra yandaki şu şekilde girerek aldığım trabzanımı da örüyorum ve bütün trabzanlarımı bu şekilde örerek sıra başına kadar devam ediyorum sıramızın başına kadar geldim dördüncü sıramızı tamamladık ve bu sıramızda artış yapmamıştık şimdiki sıramızda artışımızı yapıyoruz en son kavartımı ördüm yeni grubumun içerisine geçiyorum zincirimin üzerine battım İlmeğimi çekiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektiğim yere tekrar batıyorum ve artışımı gerçekleştiriyorum. 3 4 5 6 7 ve son trabzanımı örüyorum grubum içerisindeki 8 8 tane trabzanımız oldu hemen yandan giriyorum ve kabartımı örüyorum 8 trabzan bir kabartı şeklinde devam ediyoruz birinci trabzanı örüyorum tekrar aynı yere batıyorum 2 tane ördüm ve artışımı gerçekleştirdim 3 4 5 6 7 ve 8. 8 trabzan, 1 kabartı. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bundan sonra 2 sıra daha 8 trabzan örmüş olalım. 8 trabzan, 1 kabartı. Bu birinci sıramız. 2 tane de üstünü örelim. Toplamda 3 sıra 8 trabzan olarak örmüş olalım. Elbisemizin eteğini artışlarımızı yaparak bakınız şu şekilde e, genişlettik. Yaptığımız artışlara şöyle bakalım. 6 6 olarak 1 ile 2'yi ördük. 7 7 3 ile 4'ü ördük. 8'i ise 5. sıramızdan itibaren ördük. 5 6 ve 7 7 8 olarak ördük. Şimdi 8 ile 9. sıramızı 9 olarak örelim. Yani düzenli aralıklarla artışlarımızı yapalım. Sizler daha çok ya da daha az artış yapmak istiyorsanız tamamen zevkinize uygun olarak artışlarımızı devam ettirebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bağlayıcı değil nasıl rahat ediyorsanız ya ne, nasıl hoşlanıyorsanız o şekilde artışlarımıza devam edebilirsiniz. Daha çok kloş isteyen arkadaşlarımız daha sık artışlarını yapabilirler. 3 zincirimi çektim. Hemen batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Başlangıcımızda artışımızı yaptığımız için diğer trabzanlarımızla birlikte 9 tane trabzanımız oldu. Ve yandan kabartılı olarak örüyoruz. Evet diğer her bir bölümümüzü yine birer artış yaparak 9 bir kabartı. 9 trabzan bir kabartı olarak örelim. Daha çan gibi isteyenler daha az artışlar yaparak daha kloş isteyenler ise daha sık artışlarımızı yapabilirsiniz. Dilerseniz her sırada da yapabilirsiniz. İki sırada bir de yapabilirsiniz. Tamamen göz zevkinize uygun olarak ayarlayalım. Şimdi 8. sıradayız ve iki sıra dokuzumuzu örüyoruz. Evet eteğimizi 9 trabzan olarak artmıştık ve bir sıra daha üzerine ördük. İki sıra 9 trabzanımızı ördükten sonra şimdi arkayı çeviriyoruz. Ve aynı yerden devam ediyorum. Bu kez ipimi e, yukarıda kullandığım ipimden tığıma bağladım. Ve örmeye devam ediyorum. Şöyle bakalım. 10. sıramız krem rengimizde. Ve çapraz olarak yukarıdaki örmüş olduğumuz gibi bu sıramızı çapraz örgü yöntemiyle öreceğiz. Diğer sıramızda ise 10 olarak artıracağız. Aşağıya artık ne kadar isterseniz o sıklıkta artarak devam edebilirsiniz. Evet şimdi ipimi kopardım. Bakın hemen şuradan başlıyorum. İpimi kopardığım için birinci trabzan değil ikinci trabzanımdan başlıyorum. 1, 2, 3. Buna özellikle dikkat edelim. İkinci trabzanımızdan başlayalım ve geriye dönelim. İlk çaprazımızı yaptık. Önce ikinci trabzanı ördük. Sonra atladığımız trabzanımıza döndük. Tığımı başını doluyorum. Bir tanesini bakın sıradakini atlıyorum. Diğer sıramıza geçiyorum atladığıma geri dönüyorum. Tekrar bir tane atlıyorum. Diğer sırayı örüyorum. Atladığıma geri dönüyorum. Bu şekilde örerek ilerliyoruz. Şimdi bakınız burada bir tane artışımızı yapıyoruz. Şu şekilde en son trabzanımın üzerine batıyorum. Ve biraz önceki batmış olduğum yere tekrar batıyorum ve burada bir tane artışımızı gerçekleştirdik. Sayımız şu anda 10 trabzan oldu. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bu sıranın artışını da bu şekilde yaptık. Yine kabartımızı hiç bozmuyoruz. Yandan giriyoruz. Biraz da uzatarak bakınız örüyoruz. Birinci trabzanımı atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Tekrar geri dönüyorum ilerliyorum. Önce ileriye sonra atladığımıza geriye önce ileri sonra atlamış olduğumuz trabzanımız ve bakınız en son trabzanımızda yine bir tane trabzan ve ikinci kez aynı ördüğümüz örüyoruz bakınız ve artışımızı bu şekilde tekrar ediyoruz 10 tane trabzanımız oldu 2 4 6 8 10 kabartımı yine aynı şekilde giriyorum biraz da uzatarak örüyorum ve bakalım bu şekilde hem bir renk hem bir görüntü değişikliği olsun istedik. Eteğimizde gayet güzel bir hava verecek bu görüntümüz. Ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 10 olarak trabzan sayımız arttı. Kabartılarımız aynen devam etmekte. Sıra başında görüşelim. Sıramızı bir uçtan diğer uca kadar çapraz örerek geldim ve 10 trabzana çıkardık. Şimdi tığımın başını doluyorum. Son kabartımı örüyorum. Ve başlangıç noktama gelerek sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve bundan sonra 3 sıra daha krem rengi sıramı örüyorum yine 3 sıranın sonunda e, buradaki yapmış olduğumuz çapraz örgümüzü yine örüyoruz orada da bir tane artışımızı yapacağız şimdi 10 tane trabzan bir kabartı olarak 3 sıra örelim sonrasında yine görüşelim tığıma ipimi bağladım hemen kabartımın yanındaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen İpimi de şöyle altından gizleyerek ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı ördük şu şekilde kabartımı da yandan alıyorum ve 3 sıra kremimizi bu şekilde örerek ilerletiyoruz 1 2 3 4 sıra daha ördüm 3 sıramızı 10 trabzan olarak ördüm en son sıramızı bir tane daha artırarak 11 trabzana çıkardım en son 11 trabzanda kaldı şimdi istediğim etek ölçüsü olduğu için bitişimi yapmak istiyorum ve bitişimi yine yavru ağzı rengimle yapıyorum. Bir tane tığıma zincir çekerek düğümümü atıyorum ve örgümün yönünü şöyle çeviriyorum. Arkadan ve örmeye başlıyorum. Bu son sıramız kabartanın olduğu herhangi bir yerden batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın içerisine geliyorum. Bir tane tırabzan 2 3 4 5 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3. Üç. 3. tırabzanıma gelerek batıyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. Üç. 3. tırabzanıma batarak 5 tane tırabzanımı örüyorum. 3 4 ve 5 1 2 3 bir tane sık iğne ile batıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 ipimizi de şöyle altına alıp gizleyelim 1 2 4 ve 5 sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine sık iğne olarak batıyorum. Ve bu şekilde beşer trabzan örerek ilerleyelim. Her 3. üçüncü trabzanımızın üzerine batalım. Bir tanesinde 5 trabzan, bir 3. trabzanımızın üzerini sadece batarak örüyoruz. Ve başlangıç noktamıza kadar gelerek eteğimizin alt kısmını tamamlıyoruz. Elbisemizin eteğini örerek tamamladık. Kenar dilimlerini de bakınız bu şekilde tamamladım. 11 trabzanımız en alt sırayı yapmıştık ve bir tane daha örmedik. Hemen 11 ile bitirmiştik. Onun için bakınız eteklerimizin uç kısımları çok hoş bir yuvarlak dönüş yaptı ve çok güzel bir görüntü oldu. Yani benim çok hoşuma gitti. Şöyle bakacak olursak bakınız gayet güzel görüntüsü var. Evet şimdi elbisemizin etek kısmını da bu şekilde tamamladıktan sonra omuzumuzun üzerine bir tane askımızı örelim. Ben bir tanesini ördüm. Arkadan başladım. Bu tarafta en son iki tane düğme iliği açarak tamamladım ve düğmelerimi de gövde kısmına diktim. Modelimizi ise buradaki örmüş olduğumuz çapraz örgümüzü kullandık. Bakınız bir tane zincirimizi çektik. Üç tane çapraz örgümüzü yaptık. Tekrar trabzanımızla bitirdik. Şimdi beraber diğer omuzumuzu çalışalım. Evet aynı sayıda omuzumuzun olmasını istiyorum bir tane trabzanımızı örüyoruz 1 2 3 çiftimiz örüyoruz ve bir tane trabzanımızı tamamlıyoruz 3 çift trabzanımız burada hemen şuradan başlıyorum 3 çift bakınız ve bir tane trabzanımız zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimizi çektikten sonra çapraz örelim önce Bakınız bir tane atlıyorum sıradakini bir sonrakini önce örüyorum. Geriye dönüşümü yapıyorum. Atlıyorum. Geriye dönüyorum. İkinci çiftimizi ördüm. Şimdi üçüncü çiftimi örüyorum. Geriye dönüyorum. Ve en son bir tane olan trabzanımın üzerine batarak yine bir trabzan olarak tamamlıyorum. Başta ve sonda bir trabzan ortada 3 çift trabzanımız. 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum. Önce ileriye sonra geriye dönüyoruz. Önce atlıyorum bakınız bir tane trabzanımı atlıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Atladığıma geri dönüyorum önce ileri sonra geri tamamen çapraz örgümüzü örerek bitirelim 3. ördükten sonra 3. çiftimizi yine trabzanımızın üzerine gelerek batalım ve bir trabzanımızı örelim bu şekilde ben kaç sıra ördüğümü hemen bakmak istiyorum diğer kolumuzda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11, 12, 13, 14 sırada tamamladım. Siz daha kısa ya da daha uzun isterseniz ona göre ayarlamaları yapalım. Şimdi 14 sıramızı örelim. İliğimizi yapmak için en son sıramızda görüşelim. 14 sıramızı ördüm. Şimdi uç kısmına 2 tane düğme kullanmak istiyorum. Onun için 2 tane iliğimizi açalım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen ilk trabzanın üzerine geliyorum. 1 tane sık iğnemi örüyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 iki tane yeterli iki tane zincir çekiyorum benim kullanacağım buradaki ince düğmem için iki tane zincir yeterli daha büyük ya da ipiniz çok ince iliğiniz küçük oluyorsa bir tane daha çekebilirsiniz bir iki batıyorum bir tane atladım ikinciye batıyorum hemen yanındaki yere sık iğnemi örüyorum ve başlıyorum bir iki bir tane atlıyorum batıyorum ve en sondaki Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve iliklerimi de bu şekilde açmış oluyorum. İnci dikeceğim için tekrar sık iğne ile geri dönmek istemedim. Kalın düşebilir o yüzden bu şekilde sadece zincir olarak kullanmak istiyorum ve ipimi de hemen içeriye alıyorum. Düğmelerimi de diktikten sonra bu bel bölgesine süslemeler yapmak istiyorum. Sizler de nasıl süslemelerden hoşlanıyorsanız o şekilde uygun bir şekilde süslemelerimizi çalışalım. Ben minik çiçeklerimizi dikerek çalışmak istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde iki tane ince düğmemi de diktim ve elbisemizi tamamladım. Bel kısmını da şöyle minik minik hazır satılan çiçeklerimiz var bakınız ya da kendimizde kurdalemizi bükerek yapabiliriz süslemelerle ya da normal içinden bakınız şuradan İki çapraz olarak ördüğümüz trabzanlarımızın arasında kurdeli de geçirip süslemelerimizi yapabiliriz. Nasıl arzu ederseniz e, süslemelerimizi de tamamladıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelecektir. Evet bir çalışmamızın daha yine sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.